Yani şimdi Abdo gerçekten Miran'ımızın yerini biliyor. Doğru duydum değil mi? Evet Dilan. Oğlumuz hayatta olabilir. Allah'ım biliyordum. Gerçek olduğunu biliyordum. Hislerimde yanılmamışım. Duydun mu Çınar? Duydun mu bir tane? Miran'ımızı bulacağız. Allah'ım sana şükürler olsun. Niye şenlendi bunlar bu kadar? Dinle. Hiç mi bir şey duymadın? Bir de işe yarasan, faydasız şey. Çık gözüm görmesin seni. Çık odana. Ama. Aması fakati yok. Ne diyorsam o. Cezalısın. Bütün gün kal orada da gör gününü. Tamam babaanne. Hadi. Baran'la Dilan'ın mutlu olmasının tek sebebi olabilir. Miran. Bu kadar acı çektikten sonra ilk kez gerçekten nefes alıyorum sanki Baran. Çok mutluyum. Oğlumuza kavuşmak için can atıyorum. Bir an önce oğlumuzu bulup bağrımıza basalım evladımızı. Bulacağız. Allah kahretsin. Murat'ı Baran'dan önce almalıydık. Tamam. Sen benden haber bekle Numan. Bir şey mi var anne? Bunlarda bir haller var yine. Kimde? Baran'la Dilan'da. Az önce bahçede gördüm. Pek mutlular. Pek sevinçliler. O bahsettiğim Murat denen adam bunlara mühim bir şey söylemiş olmalı. Bunca sevinç boşa değil. Ya mesele çocukla ilgiliyse? Ben onların niye sevindiklerini biliyorum. Çocuk meselesinden daha beter. Oğlumuzu er ya da geç bulacağımızı biliyordum. Bir an bile aksini düşünmedim ki zaten. Hissediyordum. Onun kalbi benim buramda atıyor hala. Biliyordum Baran. Oğlumuzun bir yerlerde bizi beklediğini, onu bulmamızı istediğini biliyordum.
Dilan sen yine de kendini bu fikre çok kaptırma, olur mu? Belki de... Baran yapma böyle, ne olur. Üzülmeyeyim diye temkinli konuşuyorsun. Ama benim ihtiyacım olan şey bu değil. Benim ihtiyacım olan şey senin de benim kadar buna inanman. Bir şeylerin mümkün olduğuna inanırsak ihtimaller belirmeye başlar. Ben 5 yıldır bu ihtimalin peşindeyim. Şimdi ilk kez gerçek bir ipucu yakalamışken ne olur yapma böyle. Bırak da doya doya yaşayayım mutluluğumu. Dilan, ben sadece tekrar hayal kırıklığı yaşamanı istemiyorum. Yaşamayacağız. Yaşamayacağız. Biliyorum, yürekten inanıyorum. Yaşamayacağız Baran. Notunu alır almaz geldim hemen. Bir gelişme mi var? Var, evet. Hem de çok güzel bir gelişme var. Hayırdır, yüzünüz gülüyor. Güzel bir haber mi? Abdo yalan söylememiş. Murat'a ulaştık, doğruladı. Abdo gerçekten de Miran'la ilgili şeyler biliyormuş. Biz de Baran'la ne yapacağımızı konuşuyorduk işte. Bir an önce harekete geçmemiz lazım. Geçeceğiz, merak etme. Ama sen şimdi içeri git, biraz dinle. Geleceğim birazdan. Ama... Söz. Biz Akif'le bir ipucu bulmak için ne gerekiyorsa yapacağız, tamam mı? Merak etme. Her şeyden haberin olacak. Peki. Miran'ın odasında işlerim vardı zaten. Ne de olsa oğlum gelecek. Eksik yedik ne var bakayım ben. Tamam. Baran, iyi misin? Dilan'ın sakin olmasını söylüyorum ama ben bile olamıyorum ki. Akif, bunca zaman öldüğüne inandığım oğlum, her gün mezarına gidip dua ettiğim oğlum yaşıyor olabilir mi? Bu gerçek olabilir mi? Olabilir elbette. Ama bir sonuca ulaşmadan soğukkanlı olmak gerek. Nihayetinde Abdü öldü. Bakalım bu bilgi bizi nereye götürecek? Biliyorum Akif. Ama 5 senedir kardeş acısı, evlat acısı, babaannemin mahkumiyeti, karımın çare bulamamak. Bir ateş topu gibi büyüdü, yaktı, dağıttı her şeyi. Eğer ayaktaysam, Dilan'a olan sevgim sayesinde ayaktayım. Benim tek isteğim onu mutlu etmek. Ve şimdi ilk defa dağın ardı göründü Akif. Tamam, biliyorum. Bizi ne kadar koşarsak koşalım, ne yazıldıysa onu yaşayacağız. Oraya varacağız. Ama yıllar sonra ilk defa dizlerimde koşacak dermanı hissediyorum Akif. İnanmak istiyorum. Bu defa umudumuzun gerçek olmasını istiyorum. Peki bu adam çocuk meselesini nereden öğrenmiş de Abdo'ya açmış? Bu meseleyi sadece biz ve İsmet biliyor. Bizden laf çıkmadığına göre? Aynen. Belli ki İsmet ötmüş. Abdo'yla aynı koğuşta kalıyorlarmış zaten. Orada anlatmış olmalı. Peki şimdi ne olacak? Baran'ın İsmet'e ulaşması an meselesi. Ondan önce benim ulaşıp konuşmam lazım. Ne anlatmış? Ne sormuş? Hepsini öğrenmem lazım. Belki de Baran çoktan ulaştı. Bahçede bayram ediyordu seninkiler. Belli ki ellerinde önemli bir şey var. Zannetmem. Eğer bilselerdi Baran Ağa çoktan ortalığı kasıp kavurmuştu. Ama sen hiç merak etme. Asla bilmeyecek. Ne yapacaksın şimdi? İsmet'le gidip konuşacağım. Çenesini kapalı tutmasını söyleyeceğim. Bu saatten sonra açık kapı bırakmak yok. Bu arada Cevşen ne oldu? Bulundu mu? Yok oğlum. Her yerde aradılar, bulamadılar. Çocuk onu dışarıda düşürdü zar.
Çevşin'i aramaya devam etsinler anne. Bizden önce Dilan ve Baran bulursa şu ana kadar verdiğimiz bütün emeklerin hepsi heba olur. Tamam. Hasibe'yi tembihlerim. Merak etme. Bu saatten sonra daha dikkatli olmamız lazım. Kudret Ağa'yla Azade Hanım da gelecek. Konak daha kalabalık olacak. Hataya mal yok. Benim şimdi çıkmam lazım. Senin gözün kulağın açık olsun. Bir durum olursa beni haberdar et. Tamam oğlum. Merak etme sen. Gözümle kulağımda üzerlerinde. Kendine dikkat et. Merak etme. Yeğenim Hanım. Buyurun. Anne, ben işlerimi halledip geleceğim. Gecikmem. Tamam oğlum, işin gücün rast gelsin. Kusura bakmayasın. Bugün biraz boş boğazlık ettim. Nihayetinde ben de anneyim. Evladım ne demek olduğunu iyi bilirim. Anlamalıydım seni. Kalbini kırmak, üzmek istemedim. Önemli değil. Ben yıllardır alıştım buna. Herkes oğlumun öldüğünü düşünüyor. Bir umuda tutunmamı sağlıklı bulmuyorlar. Ama kim ne düşünürse düşünsün. Anneler bilir. Buradan hisseder neyin ne olduğunu. Eğer ki siz de gerçekten annelik nedir biliyorsanız bunu da bilmeniz lazım Hacer Hanım. İzninizle. Bu da pek bilmiş bir şey. Karı koca bunlarla işimiz var. Abdo ile alakalı zaten birkaç bilgiye ulaşmıştık. Adamın sicili kabarık. Hırsızlık, insan kaçakçılığı ne ararsan var. 5 yıldır cezaevindeymiş, yeni çıkmış. Ki zaten çıktığı gibi de pis işlerine devam etmiş. Nihayetinde çatışmada öldü. Olsun. Yine de iyice her şeyi araştıralım. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Bizim bir an önce bütün kapıları çalmamız lazım. Abla hemen kalkalım. Ben Dilan'ı ararım. Sen şimdi dur. Ben onun özelliğine bakayım. Öyle bir şey yok Akif. Ben öylece duramam. Yeterince durdum zaten köşemde. Artık bir şeyler yapmam lazım. Sonuca ulaşmam lazım bir an önce. Bak ben seni anlıyorum. Sabrın yok, çok da haklısın. Ama seni iyi de tanırım. Gözün karadır. Bırak bu işi kafa göz dağıtmadan halledelim. Gerekirse dağıtırız Akif. Acımam. 5 senedir öldüğüne inandım oğlum. Kardeşim bak. Gerekirse her yeri beraber yıkıp yıkacağız. Beraber gireceğiz o kavgalara. Ama şimdi değil. Peki. Peki. Sağ ol. İlk günden beri hep yanımdasın. Senin hakkını ödeyemem. Sen benim kardeşimsin. Evladın da benim yeğenim. Merak etme. Bulacağız Milan'ımızı. Altıncı yaş günümüz. Biz de mutluyduk o zamanlar. Neden hep böyle kalamadık ki sanki? Şimdi ne oldu böyle? Mutluyduk o zamanlar halbuki. Ne zaman değişti her şey? Birbirimize uzak kaldık böyle. Abimle annemle her zaman bir aradaydık. Herkes kendi yoluna gitti sanki. Hiçbir şey eskisi gibi değil artık.
neden oluyor ki? Sorsan mı acaba ne olduğunu? Keşke hep böyle mutlu kalabilseydik. Belki bir şeye ihtiyacı vardır. Nerede kayboldu bu kız? Allah Allah. Yıllar sonra bu odaya ilk defa Umut'la geldim. Askaf. Bütün soru işaretleri silinecek oğlum. Yakında akıbetini öğreneceğiz. Bastırma hislerini Baran. Umut etmek kötü bir şey değil. Haklısın. Umut etmek hem çok güzel hem de ürkütüyor beni. Daha önce de defalarca aynı şeyleri yaşadık. Bu defa farklı. Bir arada olacağız oğlumuzla. Buna gerçekten inanıyorsun değil mi? Hem de çok. Her şeyden daha çok. Hiç korkmuyor musun? 5 yıl geçti. 5 yıl kaybettik Dilan. Beraber hiçbir şey yaşayamadık. Ya o... Telafi edeceğiz bunları. Yaşayamadıklarımızı yaşayacağız. Oğlumuza yaşatamadıklarımızı yaşatacağız. Kaybettiğimiz zamanı geri getiremem ama telafisi için elimden gelen her şeyi yapacağım. Eğer o... Yapılacak çok iş var. Milan'a... Milan'ın odası için bir sürü şey almamız lazım. Yeni kıyafetler, yeni ayakkabılar. Gittiğinde çok küçüktü. Şimdi 5 yaşında. Koca adam sayılır. Ay Çınar, yeter. Ağlama, bıktım artık senden. Yemek saati değil. Şimdi hangi dağda kurt öldü de Hacer beni hava aldırmaya çıkarttı diyorsun. Yeğenine, karısına dua et. Sırf onların tadını kaçırmak için çıkardım seni havalandırmaya.
Yoksa aldığın nefesi bile hak etmiyorsun. Meyve suyu tamam. Sandviç ne halimde? Hazır sayılır. Fesleğen de sürdüm. Sever inşallah. Ayırt edeceğini sanmam. Acıkmış baksana. Salça ekmeği bile talim çocuk. Aklım bir türlü almıyor. Bir anne nasıl bu kadar duyarsız davranabilir çocuğuma? Sevgisiz biri çünkü. O kadın sadece kendini düşünen tiplerden. Kötüyü düşünmek istemiyorum ama haklısın galiba. Özlemişim. Neyi? Sen de böyle milleti çekiştirip bir şeyler hazırlamayın. Hasan, onun ne işi var burada? Sana söylemeye fırsatım olmadı. Bir süredir konakta. Hacer Hanım'lar bakıyormuş. Eski karısı biliyorsundur belki. Ben de yeni öğrendim. Bak işte oradalar. Dilan Hanım da görsün seni şöyle bir. Belki kocası söylememiştir. Hı? Nasıl da yüzleri düştü. Bak. Aferin sana Hacer. Bir taşla iki kuş vurmak diye buna denir. Bak eğer istemezsen o iblisi anında gönderin buradan. Götür başka yerde bakarlar. Gözünün önünde olmaz. Gerek yok. Baksana. Cezasını çekiyor zaten. Annemle bize yaptıklarının bedelini ödüyor. Bundan sonra kimseye zarar da veremez nasılsa. Neyse işimize dönelim biz. Çınar aç kalmasın. Lafı eveleyip gevelemeyi bırak İsmet. Abdo'ya ne anlattın söyle. Ne anlatacağım işte ya? Hiçbir şey. Hem yemin ettim ben. Sırrınız benimle mezara kadar gidecek. Kaç defa söyledim. İsmet. Kıvırma. Gevezelik yaptığını biliyorum. Abdo çalışma dönmeden önce bir şeyler söylemiş. Ne söylemiş? Sen çok iyi biliyorsun ne söylediğini. Bana bak İsmet. Abdo'ya ne anlattın söyle. Yoksa ben söyletmesini bilirim. Bak. Baran'ın sana ulaşması an meselesi. Onları bilerek çarptığını, oğlunu kaybettiği kazayı bilerek yaptığını öğrenmesini istemezsin demek mi? Bunu benim kadar sen de istemezsin enişte. Malum. Kimi çeken sensin. İkimiz de aynı taraftayız. Sen o küçücük aklını beni tehdit mi ediyorsun? Ha? Sen...
Sen beni tanımıyor musun? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beni kimse tehdit edemez. Şimdi söyle. Antonio biliyor. Her şeyi biliyordum. Kazayı, çocuğu, her şeyi. Ahmak mısın sen? Nasıl anlatırsın her şeyi? Bak, mahpusluğumda da olur öyle şeyler. Güvendim, anlattım bir sohbette. Laf arasında yani. Hem adam ölmüş gitmiş. Konu kapandı yani. Başka da kimseye anlatmadım zaten. İnşallah başka kimseye anlatmamışsındır. Eğer bu olay senin yüzünden yuka çıkarsa... Yemin olsun bunun bedeli çok büyük olur. Ceyda'yı falan da dinlemem. Senin canını yakarım. Götür. Belki aranız biraz yumuşar. Bence sen götür. Ben götürürsem yiyeceği varsa bile yemez. Hiç de bile. Öyle öyle. Beni görünce canavar görmüş gibi bakıyor çocuk. Sana ceza vermemi kolay affetmeyecek gibi. İyi o zaman. Ben götüreyim. Hadi. Rahatsız etmiyorum ya. Sana meyve suyuyla sandviç getirdim. Baran amcanla birlikte hazırladık. Ne sevdiğini bilmediğimiz için de kendimiz bir şeyler hazırladık. Beyaz peynir, domates. Sonra da Baran amcanın özel sosundan koyduk. İnşallah beğenirsin. Aşlayayım ki ben. Olsun. O kadar getirdim. Acıkırsan yersin. Teşekkür ederim. Thank you.
odama girip de beni bu konağa getirdiğin ilk günü hatırlıyorum. Ne ümitlerim, ne heveslerim vardı. Ama ne yaptın sonra? Bütün hevesimi kursağımda bıraktın. Azade Hanım'ın ağzının içine bakmak kolayına geldi. Ne namus bıraktınız, ne de ar. Sana öyle öfkeliyim ki Hasan. Şeytan diyor ki, git şu havuza. Bir daha da dönüp bakma bile. Kahveyi nereye alırsınız Hacer Hanım? Alırım. Ceyda nerede? Ceyda Hanım alışverişe çıktı. Tamam. Alışverişten başka neden anlar ki zaten? Acı hissetmemen ne kötü. Hiç zevk vermiyor. Hasibe. Bunu şuraya bırak. Gel. Devrik ağayı odasına götür. Zıbarsın. Bu arada Azade Hanım'ın odası temizlensin. Pürü pak olsun. Ne de olsa yıllardır bu karşılaşmayı bekliyoruz. Her şeyin kusursuz olmasını istiyorum. Emriniz olur hanım ağabey. Cevşen nerede? Bulabildiniz mi? Her yere baktık ama çocuk işte. Dışarıda bir yerde düşürdü herhalde. Herhalde kaybetti. Çocuk nerede? Küçük Bey odasında. Çağırayım mı? Yok. Ben çıkar bakarım. Bazı bilgiler ulaştım. Neymiş söyle. Henüz teyide muhtaç. Emin olur olmaz hemen haber vereceğim. İrtibatta kalalım. Tamam bekliyorum. Güneşli günler çok yakın oğlum. Sabret oğlum. Sabret. Çınar'a sandviçini verdim. Yedi mi? Yemeyecekmiş. Aç değilim dedi. Ben de bıraktım kenara geldim. Açım diyordu. Baran ne yapsın? Tembihlenmiş çocuk. Duymadım mı annesinin söylediklerini? Ya ben çok üzülüyorum bu çocuğun bu hallerine. Gözlerinde çok büyük bir keder var. Yaşının çok ötesinde. Bir çocuğun gözlerinde asla görmek istemeyeceğimiz türden bir keder.
Yalnız çünkü. Kendi çocukluğuma benzettim. O da benim gibi bir başına büyümek zorunda kalmış. Taşıyamayacağı yükleri var gibi. Kıyamam. Onun şimdi gülmesi, oynaması, eğlenmesi lazım. İnsan her zaman çocuk olmuyor ki. Hayat herkese de adil davranmıyor Dilan. Kendi çocukluğundan bay bir. Mira'nın gelişi her şeyi değiştirecek. Sana, bana, Çınar'a iyi gelecek onun nefesi. Ölü toprağı üstümüzden kalkacak. Onun ışığı hepimizi aydınlatacak. Bu oda cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolacak. Miran, Çınar. Ay şimdiden heyecan bastı. Ya yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Ne yapacağımı, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yine odayı boyayalım mı? Hatırlıyor musun o günü? Unutur muyum hiç? Hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Kendi ellerimizle boyadık her köşesini. Gel. Buraya aynı anda elimizi basacağız. Tamam. Miran'ımız gelecek diye en ince ayrıntısına kadar düşünmüştük bu odada. Şu beşiği seçmek için oylama bile yapmıştım. Evet. Tüm aile çok heyecanlıydı. Sonra herkesin çocukluk anılarıyla doldurduk dört bir köşeyi. Oğlumuz büyüdüğünde oynayacaktı onlarla. Fırat amcasını, Gül teyzesini, o anılarla daha iyi tanıyacaktım. Bence bu oda böyle kalmalı. Sevdiklerimizin anılarıyla, izleriyle bırakalım kalsın böyle. Geldiğinde
da yabancılık çekmemiş olur. Bir anımız geldiğinde bu odayı ilk haliyle görsün istiyorum. Bu duvarları nasıl boyadığınızı, el izini nasıl yaptığınızı anlatalım ona. Onun için ne büyük sevinçle, mutlulukla hazırladığımızı bilsin. Ona yaptıklarımızı göremedi. Yaşayamadı. Ama bundan sonra doya doya yaşasın odasını. Çınar, nereye? Hiç. Öylesine. İyi o zaman. Yardım edersin bize. Sana ihtiyacımız var, değil mi Baran amcası? Hı hı. Akşama kuzu kapama yapalım. Yanına da et suyuna pilav. Tabii efendim. Ha. Salataya zinhar maydanoz koymayacaksınız. Tarığım sevmez. Peki efendim. Çay yeni mi Tuğba? 5 dakika oldu demleyeli. Biraz daha beklerseniz daha iyi olabilir. Olur, acelem yok. Peki efendim. Yemek öncesinde çay nereden çıktı kızım? Canım çekti anne. Çok içmemen lazım. Kansızlık yapar. Tuğba, sen Berfin Hanım'a güzel bir kuşburnu demle. Onu içsin, kan yapsın. Olur, tamam. Kuşburnu olsun. Aferin. Şöyle laf dinleyeyim de canımı yiyin. Küçük Bey nerede görünmüyor ortalarda? Görmedim. Odasındadır herhalde. Konakta Çınar ve Berfin arayan odasında bulur. Buyurun Berfin Hanım. Sağ ol Tuğba. Afiyet olsun. Tuğba, sen kilere in kızım. Bak bakalım mahlep var mı? Sabah poğaça yapacağız. Peki efendim. Sen dur. O laflar neydi öyle? Hangi laflar anne? Pek bir imalı konuştun. Bir şeylere mani olduğumu düşünüyorsan. Yok anne, ben öyle demek istemedim. Benim iyiliğimi düşünüyorsun, biliyorum. Minnettarım sana da abime de. Yine ilaç içmeye başlamışsın. Sabah yengen görmüş. Ah yenge ya. Anneme söyleme demiştim. Endişelendirme demiştim. Endişelendirecek, telaşlandıracak bir şey mi var? Ne ilacıydı o? Hayır anne. Geceleri başım ağrıyor, uyuyamıyorum. O yüzden içtim. Merak etme, bir şey yok. Peki. Benim yardımımıza ihtiyacınız var. Evet, neden şaşırdın ki? Senin fikrin Dilan için çok önemli. İstersen birlikte yardım edelim. Sen işin yok mu arkadaşım? Var, var. Ama bu aralar bütün işim gücüm Dilan. Çok mu seviyorsun onu? Evet.
Nerede kalmıştık? Mesela bu yatak benim bir anıma olur mu artık bilmiyorum. Aldığımızda bebekti. Şimdi senin yaşlarında. Benim yaşımdaysa sağır. Bakın ayaklarım tam çok işe yaradı Çınar. Teşekkür ederim. Ben bir telefon açacağım. Ne yaptın oğlum? Ne konuştunuz İsmet'le? Doğru muymuş öğrendikleri? Yoldayım anne. Gelince anlatacağım. Çınar nerede? Sabahtan beri odasından hiç çıkmadı. Uyuyor Zahar. Ha, laf dinlemeyip gene ortalarda geziyorsa? Bu defa yandı. Ona öyle bir ceza vereceğim ki. Mum olacak, mum. Anne. Sen karışma bu işe. Ağaç yaşken eğilir. Şimdiden budamazsak dilini, ileride sivrilince hiç baş edemeyiz. İyi anne. Sen bilirsin. Hadi selametle. Dikkatli gel. Hanımım, Azade Hanım'ın odasındaki lamba geçmiş. Ne yapayım, aldırayım mı kıza? Geçer tabii. Azade Hanım'ın devri de geçti ne de olsa. Kendi evine yabancı olmak ne demek? Gelince öğrenecek. Aldır çocuklara. Para ver, alsınlar. Ben bir şey soracaktım da. Sor. Senin yaşlarında erkek bir çocuğun odası nasıl olmalı? Sen nasıl bir oda isterdin mesela? Bence odam dizinin altında olsaydı çok güzel olurdu. Çok ilginç. Anlatsana biraz. Suyun altında korsan yemler dolaşıyor mesela. Odamın camından onları görüyorum her yerde. Mümkün balıklar yüzüyor etrafımda. Arkadaşım oluyorlar. Birlikte oyun bile oynuyoruz. Güzelmiş. Peki yatağın nasıl bir şey? Yatağım birbirlerinde ıssız şeklinde olabilir. Ya da büyük bir yunus balığı. Ne kadar eğlenceli olurdu değil mi? Evet. Hem de çok. Miran'ı da alıyordum odama. Birlikte oyun oynardık. Balıkları seyrederdik. Ama benim odam... Bu oda senin de sayılır.
Miran geldiğinde birlikte oynarsınız, tamam mı? İlk defa bir çocuk arkadaşım olacak. Sahi mi? Hiç olmadı mı? Sadece sokaktan geçerken görüyorum çocukları. Seslerini duyuyorum ama hiç konuşmadım. Miran'ım geldiğinde uzun uzun konuşursunuz, olur mu? O da denizaltını seviyor ama ben bütün balıkların ismini öğrendim. Epistes var, Japon balığı var. Miran da biliyor mudur? Bilmem ki. Geldiğinde öğreneceğim neyi sevip sevmediğini. Ama o senin oğlun. Niye bilmiyorsun? Anlatması güç. 5 yıldır görmedik birbirimizi. 5 yıl mı? O çok zaman mı demek? Çok zaman demek. Bir ömür neredeyse. Ama çok yakında kavuşacağız. Az kaldı inşallah. Bekle burada. Nereye? Bekle sen. Hayırdır gelinim? Miran için odayı hazırlıyoruz. Yapabileceğim bir şey varsa çekinme, söyle. Bu kadar insanız. Bir ucundan tutarız elbet. Çok sağ olun. Ama Baran'la ufak ufak hallediyoruz. İnşallah Dilan beni söylemez. Peki madem. Hiçbir şey anlamadı. Biraz bunu almıştım da alışverişe çıkayım dedim. Kendime çok güzel şeyler aldım. İndirimden tabii. Bir daha haber vermeden alışveriş malışveriş yok. Çocukla ilgilen. Ana olamıyorsun. Bari rol yap. Nasıl olsa en iyi becerdiğin iş. Ay, ben dedim sanki elin çocuğunu kucağıma koyun diye. Sinir şey. Sen nereden buldun bunu? Adliyede buldum yani odamda. Miran'ı özledim ya, gör diye getirdim. Çok güzel düşünmüşsün. Teşekkür ederim.
yapıyorsunuz bakalım? Çınar, aile albümümüzü bulmuş. Birlikte ona bakıyorduk. Küçük alan, al bakalım. Al. Al bakalım. Bir an 5. sayfada. Ezberledin demek. Zaten canım sıkılıyor. Hep buna bakıyorum o zamanlar. Açalım bakalım 5. sayfayı. Çok tatlı bir bebek. Evet, öyle. İlk doğduğu gün. Oğlumuzu kucağımıza ilk aldığımız gün. Kokusu hala burnumda. Bak. Burada daha birkaç günlük. Konağa girer girmez çektirmiştik. Benim yine gözlerim kapalı çıkmış tabii her zamanki gibi. Olsun, yine de güzelsin. Bak bu da Miran'ımızla ilk çarşı dönüşümüz. İkimiz de nasıl yorgunuz ama. Sözde restoranda yemek yiyecektik. Neredeyse bir kovulmadığımız kaldı tabii o gün. Kovulacak mıydınız? Niye? Miran çok ağladı. Tabii babası aldı bizi hemen sahile götürdü. Miran'ımız ilk sahil havasını o gün orada aldı. Çok güzel bir gündü. Yağmura yakalanana kadar. Sonra Miran hasta olup ateşi çıkmasın diye sabaha kadar başında beklemiştik. Ama benim aslanım dirayetli çıktı. Şifayı sen kaptın. Dilan, anneler çocuğunu kucağına alır mı? Tabii ki de alır. Beni hiç kucağına almadı. Bebekken almış mıdır? Sormayı sevmiyor, sıkılıyormuş. Sıkılmıyordur. Sana öyle gelmiştir. Anneler çocukları için çok büyük bir sevgi beslerler. Hiç tükenmeyecek şekilde. Onlar için her şeyi yaparlar. Sana da sarılmıştır bebekken. Öpmüştür, koklamıştır. Ama sen bebek olduğum için hatırlamıyorsundur. Fotoğraflarda vardır. Yok, büyük annem de öyle dedi. Efendim Hacı. Konağa geliyorum. Orada mısın? Evet. Tamam. Birazdan oradayım. Haberlerim var. Tamam. Sen çardağa geç. İniyorum ben de. Ne olmuş? Hacı konağa geliyor. Haberleri varmış. Tınar'cığım, bizim biraz işimiz var. Daha sonra tekrar bakalım, olur mu? Arayı açmayalım ha. İnşallah çok iyi arkadaş oluruz Miran.
Bu İsmet'e güvenmekle hata mı ettik bilmem. Baksana. Her yerde sırlarımızı ifşa etmiş. Bir tek abla biliyor diye yemin billah etti. Bundan gayrı başkasına söylemeyeceğine malum. Sen merak etme. Önlemini alacağım ben. Asıl mesele Baran'la Akif'in ne buldukları şu anda. Gözünüz kulağınız açık olsun anne. Ceyda nerede? Nerede olacak? Müsriplik peşinde. Bütün gün alışveriş merkezlerinde gezmiş durmuş. Saçmış senin kazandıklarını. Bir de üstüne utanmadan indirimden diyor. Neyse anne. Asıl meselemize dönelim şimdi. Ceyda'yı tembihle. Gözü Dilan'ın üstünde olsun. Sen de dikkatli ol. Ben de Baran'la Akif'i takip alacağım. İran hakkında bir ipucu yakalarlarsa hepimiz biteriz. Akif. Hoş geldin Akif. Hoş buldum. Vaziyet ne? Abdo'dan bir haber mi var? Bir şey mi öğrendin? Abdo, kazadan bir ay sonra hapse girmişti. Bunu biliyoruz, öğrenmiştik. O yüzden ben de kaza ve sonrasındaki bir aya odaklandım. Ne buldun? Abdo ile iş yapan adamlardan biriyle konuştum. Abdo hapse girmeden önce zengin bir aileye kimsesiz bir çocuk satmış. İzlediğiniz